Arkadaşlar merhabalar. Bugün bir önceki anlattığımız konudan devam edeceğiz. Geçen anlattığım konu spermanın mikrobiyolojik muayenesiydi. Şimdi bugün anlatacağım konu östrus belirtileri ve en uygun suni tohumlama zamanının değerlenmesi ve suni tohumlama işlemi. Yalnız ben bu dersi bölmek istiyorum. Şöyle çok uzatmadan yarım saatlik, en fazla yarım saatlik olarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi buraya östrus belirtileri ve en uygun tohumlama zamanı demişiz ama östrus ve östrus siklusu ile östrus belirtilerini ele alacağız bu hafta. En uygun suni tohumlama zamanını da önümüzdeki hafta artık anlatırız. Östrus en basit tabiriyle kızgınlık demek. Kızgınlık hayvanların, dişi hayvanların erkeği kabul ettiği dönem. Yani çiftleşmeye en uygun olduğu dönem. Bu dönemde hayvan erkek hayvanı kabul ediyor ve çiftleşmeye izin veriyor. Bu dönem genellikle ovülasyonun en yakın olduğu dönem oluyor, östrus dönemi. Ve östrusun kaynağı da foliküllerden salgılanan östrojen hormonunun oluşturduğu bazı psikolojik olaylar. Normal şartlarda dişi hayvan, erkek hayvanın kendisine yaklaşmasına veya aşım davranışlarını sergilemesine izin vermez. Ancak bu dönemde hayvan çiftleşmeye izin veriyor. Ya da kabul ediyor. Erkek hayvanı kabul ediyor diyebiliriz. Östrus kızgınlık nereden geldiğine bakacak olursak östrusun. Östrus bilindiği üzere bir tane sineğin de aynı zamanda ismi. Bu sinek sürülere geldiği zaman sürülerin kaçışmasına neden oluyor. İşte bu östrus döneminde, kızgınlık döneminde benzer davranışları evcil hayvanlar sergilediği için östrus da bu hayvanlar işte östrusa geldi gibisinden bir tabirle başladığı rivayet edilir. Östrus döneminde etkin olan hormon östrojendir. Bizim östrusu iyi anlayabilmemiz için ben ineklerde bahsediyorum şimdi, sığırlarda. Östrusu iyi anlayabilmemiz için östrus siklusunu öncelikle bilmemiz gerekiyor. Bildiğiniz üzere dişi sığırlar yani inekler mevsime bağlı olmayan poliöstrik hayvanlar her 21 günde bir ortalama bu değişir de arkadaşlar değişik gösterebiliyor ama biz ortalamayı söylüyoruz. Her 21 günde bir hayvan gebe kalmadığı sürece yani fizyolojik anöstrusa girmediği sürece kızgınlık gösterir. Ve bu östrus siklusunun dönemleri vardır. 21 gün dediğimiz zaman bir östrusun başlangıcından 0. gün, diğer östrusun başlangıcına kadar geçen süre olarak tabir edilir. Bunların da belirli bir dönemi var. Her bir östrus siklusunun dönemleri var. Bu dönemlerde ovaryum üzerinde farklı yapılar gelişir ve kaybolur, işlevini yapar ve kaybolur. Bildiğiniz gibi ovaryumların hem oosit üretme hem de endokrin yani hormon üretme görevi var. Yani bir nevi egzokrin ve endokrin görevi bulunan bir organ. Östrus siklusu içinde biz 4 dönem belirliyoruz. 4 dönem bulunduğunu saptıyoruz. Bu dönemler östrus. Burada görüldüğü gibi görebiliyorsanız tabii. Östrus 18 saat, ortalama 18 saat sürer ama değişkenlik gösterir. 12 saate kadar düşebilir, 24 saate kadar çıkabilir. Bazen kısa sürebilir, çok yüksek verimli hayvanlarda bunu daha sonra işleyeceğiz. Bazen de uzayabilir farklı nedenlerden dolayı. Ondan sonra östrusu takip eden bir metöstrus dönemi var. Metöstrus dönemi ise şöyle tanımlanıyor.
Corpus hemorrhagicum oluşur ovülasyon sonrası. Corpus hemorrhagicum'da aktif bir corpus tüyumun oluşuncaya kadar geçen süredir metrostörüs. 2-3 gün sürer. Biz ortalama 3 gün diyoruz. Yani bir değişkenlik gösteriyor. Yani 4 güne kadar da çıkabiliyor aktif bir corpus tüyumun oluşması. Bu dönem şunun için önemli. Özellikle progesteron, prostaglandin efikalfa uygulan progesteron, prostaglandin efikalfa uygulamalarında bu döneme rast gelinirse aktif bir corpus tüyum olmadığı için yani prostaglandin efikalfa reseptörleri lüteal hücreler üzerinde oluşmadığı için bu hormon uygulamasına yanıt alamayacağız, yerel hormon uygulamasına. Daha sonra bunu takip eden bir diözüstürüs dönemi var. Diözüstürüs dönemi değişkenlik göstermekle birlikte yaklaşık 12-14 gün sürmekte, o arasında sürmekte. Bu dönemde aktif bir korpus tüyum bulunmakta ve progesteron salınımı gerçekleşmekte. Bu progesteron salınımı ise preovülatörik generat salınımı ve LH pikinin oluşmasını engellemekte ve bu dönemde foliküler dalgalar gözükse de ovülasyonlar şekillenememekte. Daha sonra eğer gebelik şekillenmez ise yavaş yavaş korpus tüyum regresi olmaya başlıyor, gerilemeye başlıyor. Bunun nedeni de endometriyumdan salgılanan prostaglandin efikalfa. Daha sonra yeni foliküller gelişiyor ve bu foliküller dominant folikül halini alarak buna izin veriyor sistem. Çünkü artık korpus tüyum işlevini yerine getiremiyor. Progesteron salgılayamıyor ve gittikçe foliküller ovülasyona doğru kayıyor ve bunun sonucunda da bir dominant folikül ortaya çıkarak proöstürüs döneminde östrojen salımı artmaya başlıyor. Daha sonra ise graft folikülünü haline alarak östrus gözlemlemeye başlıyoruz. Çünkü çok yüksek düzeyde östrojen var. Bu östrojen hem fizyolojik olarak hayvana çiftleşmeye hazırlıyor hem de psikolojik olarak yani psikolojik olarak beyni etki ederek psikolojik merkezlere etki ederek hayvanda östrus belirtilerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. 18 saat kadar sürüyor östrus belirtileri. Östrus belirtilerini daha sonra anlatacağız. İç ve dış östrus belirtileri var. Daha sonrasında ise hayvan eğer çiftleşir gebe kalırsa yeniden aynı dönem meydana geliyor. Bir metrostürüs takip ediyor. Ovülasyonlar yalnız sığırlarda östrüsün bitiminden yaklaşık 12 saat sonra yani östrüsün başlangıcından yaklaşık 30 saat sonra yani östrüsün bitiminden sonra gerçekleşiyor. Birçok türde normalde östrüsün sonuna doğru veya östrüsün içinde gerçekleşmekte. Ancak sığırlar buna bir istisna. Sığırlarda östrusun bitiminden 12 saat sonra gerçekleşiyor. Bu bizim için önemli bir veri. Çünkü suni tohumlama zamanının belirlenmesinde biz ovülasyon zamanını da temel almamız gerekiyor. Buna göre karar vermemiz gerekiyor. Ovülasyonun östrusun bitiminden sonra gerçekleştiğini bilmemiz önemli. Daha sonra yine benzer bir şekilde hayvan gebe kalsa bile metöstrüs dönemi var. Tabii bu değişmiyor çünkü korpus tüyüm oluşacak. Daha sonra yine diözüstürüse giriyor. Ancak hayvan eğer gebe kaldıysa belirli bir mekanizma ile prostaglandin efikalfa üretimi gerçekleşmiyor. Bunu sağlayan mekanizmanın embriyodan salınan bazı faktörler olduğu belirtiliyor. Bunlar işte PAC diyoruz. Pregnancy Associated Glycoproteinler var. Yani bu gebelikle ilişkilendirilmiş bazı glikoproteinler ve bazı faktörler salgılanıyor ve bu faktörler uterus endometriumundan prostaglandin efikalfa üretimini engelliyor. Bu da neye neden oluyor? Kalıcı korpus tüyuma neden oluyor. Yani gebelik korpus tüyumuna corpus gravitas deniyor buna. Gebelik korpus tüyumu. Bunun oluşmasına ve bir daha östrus gözükmüyor teorik olarak tabii ki. Ama pratikte biz östrus davranışlarını görebiliyoruz. Hayvan gebe kalsa bile örneğin parasiklik östrus dediğimiz olgularla karşılaşabiliyoruz. Hatta gebeliğin içinde bile hayvanda bir abort yok, başka bir sorun yok. Hayvan gebe östrus davranışları sergileyebiliyor bazen hayvanlar.
Buna da tabii dikkat etmemiz gerekti. Bir es parantez, bir parantez açtık ve yeniden kapattık. Yeniden konumuza dönecek olursak, östrus siklusunu özetleyecek olursak şöyle. Biz doğrudan rakamları verelim gün olarak. Tabii bunlar yaklaşık rakamlar. Biz 21 gün olarak değerlendiriyoruz östrus siklusunu sığırlarda, ineklerde. Bir östrus var. Bu östrus dönemi ineğimizin erkek hayvanı yani boğayı kabul ettiği dönem. Ve bu aynı zamanda suni tohumlama için en uygun dönem. Bu dönemi biz baz alıyoruz. Östrusu baz alıyoruz. Daha sonra açıklayacağım en uygun zaman nasıl tayin etmemiz gerekir. Daha sonra bu dönemde bir graft folikülü belirleniyor. Bu preovulatörik bir folikül. Yaklaşık bir gün sürüyor. Yani 18 saat, 12-18 saat arasında sürer. Daha sonra bu dönemden sonra GnRH, preovulatörik GnRH salınımı ve LH pikini takiben de östrus bitiminden 12 saat sonra ovülasyon gerçekleşiyor. Ovülasyondan sonra korpus hemolojik mi oluşuyor? Korpus hemolojikumun oluşmasından aktif bir korpus tüyüm oluşmasına kadar geçen döneme biz metöstrus dönemi diyoruz. Yaklaşık 3 gün sürüyor. Daha sonrasında ise korpus tüyüm oluştuktan sonra progesteron etkisiyle ovülasyonlar hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Fakat burada foliküler dalgalar görülüyor. Foliküller belirli bir büyüklüğe ulaşıyor, hatta dominant oluyor. Daha sonra preovulatörik GnRH salınımı progesteron tarafından baskılandığı için ovülasyonlar gözükmüyor. Bu dönem diöstrüs dönemi 14 gün kadar sürüyor. Daha sonra eğer hayvan gebe kalmazsa belirli mekanizmalarla bu mekanizmayı biraz açacak olursak şöyle gerçekleşiyor. Korpus lüteum aynı zamanda oksitosin de üretiyor arkadaşlar. Östrus döneminde salgılanan östrojen de uterus endometriumunda oksitosin reseptörlerinin oluşmasını sağlıyor. Belirli bir pike çıkınca oksitosin üretimi. Normalde biliyorsunuz oksitosin hipofizin arka lobundan salınır. Hipotalamus'ta üretilir. Hipofizin arka lobundan salınır. Ama burada bir yeni bir bilgi olabilir sizin için. Korpus lüteum tarafından da belirli miktarda oksitosin üretiliyor. Ve bu oksitosin daha önceden yani östrus döneminde ki östrojene bağlı olarak endometriumda gelişmiş olan oksitosin reseptörlerine bağlanıyor. Bu oksitosin reseptörlerine bağlanınca bir yerel hormon olan, yangı medyatörü olan prostaglandin efika alfa salınıyor. Ve bu prostaglandin efika alfa salınımı sonucunda da yeniden prostaglandin efika alfa önce uterus venasından kana karışıyor. Daha sonra arteria ovarika'daki anastomozda ovaryan artere geçerek doğrudan korpus lüteumun lize olmasını sağlayacak bir mekanizmayı tetikliyor. Korpus lüteum üzerinde de prostaglandin efika alfa reseptörleri var. Ve birçok teori var bu noktada. Kan akımını kesiyor prostaglandin efika alfa bir yangı medyatörü olduğu için. Aynı zamanda lüteinleştirici hormonun, LH'ın reseptörlerini blok ederek bu lütel hücrelerin buradan bir bildirim almasını ya da LH'ın fonksiyonunu engelleyerek lütel hücrelerin fonksiyon yapmasını durduruyor. Yani progesteron üretimini durduruyor. Aynı zamanda lizis mekanizmalarını yani bir nevi apoptozisi tetikleyerek lütel hücrelerin ölümüne neden oluyor. Beslenmeyi kestiği de söyleniyor. Yani kan damarlarını büzüştürerek kılcal kan damarlarını bloke ettiği de söyleniyor ve ne oluyor? Korpus lüteum regresi oluyor ve korpus albikansa dönüşmeye başlıyor. Zaten önce fonksiyonalitesini yitiriyor. Yani hormon üretimi, progesteron üretimi duruyor. Bu durmayla beraber bir anda ovüle olamayan dominant foliküller gelişerek önce tersiyer foliküle dönüşüyor bu dönemde ve bu proöstrüs döneminde östrojen seviyesi yükseliyor doğal olarak ve ilk kızgınlık belirtileri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Ama östrüs döneminde bir graft folikülü tam olarak ortaya çıkarak
daha fazla östrojen üreterek birçok hayvanda pisişik olaylar neden oluyor. Östrojen aynı zamanda vajina üzerine etkisi var. Buradaki ve reproduktif kanallar üzerine etkisi var. Vajinadaki vajina duvarını kalınlaştıracak şekilde vajina mukozasında epitelyal proliferasyona neden oluyor. Aynı zamanda hiperemiyi arttırıyor. Aynı zamanda serviksteki sekretoryal hücreleri aktive ederek daha fazla salgı salınmasına neden oluyor. Buradaki goblet hücrelerini aktive ediyor ve daha fazla salgı ortaya çıkıyor. Biz bunu artmış çağrı akıntısı olarak görüyoruz. Yine psikolojik olarak olaylara neden oluyor. Hayvanlarda özellikle harekette artış, böğürme, möğleme ve aranma hareketleri, iştahta azalma, bu iştahtaki azalmaya bağlı olarak süt veriminde düşme, diğer hayvanlara ilgi gösterme ve en önemlisi de üzerine başka hayvanların atlamasına izin verme. Biz buna standing östrus diyoruz. Bu da östrusun en önemli belirtisi. Diğer östrus belirtileri beraber. Yine östrojen uterus, yani hem kormüteler hem korpüsterilerdeki uterus miyometriumuna bağlanarak östrojen buradaki kasların tonositesinin artmasına neden oluyor. Bu da rektal muayenede tonosite artışı olarak, yani biz normalde serviks dışındaki reproduktif organları çok zor hissederiz. İlk önce serviksi bulmamız gerekir ki ondan sonra o serviksin kılavuzluğunda diğer organları manipüle edebilelim. Ancak östrus döneminde özellikle bu organlar adeta daha sert hale geliyor. Bir sucuk gibi oluyor ve hissedilir hale geçiyor. Bunu da yeni yapan östrojen. Bu da bir kızgınlık belirtisi olarak ortaya çıkıyor. Tabii en önemli iç bulgu ise oluşmuş olan bir graf folikülü. Büyük, dominant, 10 milimetrenin üzerinde bir graf folikülü. Bunu tabii elimizle manipüle edebiliriz ancak patlamaya hazır. Her an için patlayabilir, elimizle patlatabiliriz. Ultrasonografi kullanarak da bunu gözlemleyebiliriz. Eğer ultrasonografimiz varsa daha doğru olur. Patlamayı da engellemiş oluruz. Elimizle patlatmayı. Biraz önce zaten belirttim. Östrus belirtileri. Östrus belirtileri ikiye ayrılıyor. Dış belirtiler ve iç belirtiler. Biz iç belirtilerden de başlayabiliriz, dış belirtilerden de başlayabiliriz. Zaten iç belirtilere biraz değindik, dış belirtilere de değindik tabii ki. Ama biz dıştan başlayalım. En önemli dış belirti, hareketlilikteki artış, çevreye olan ilgideki artış, böğürme, möğleme ve en önemlisi de atlama davranışları ve üzerine atlattırma. Yani atlandığı zaman atlayan hayvanın önünde durma davranışı, bu en önemli belirti bizim için. Buna standing östrus deniyor. Atlanan hayvanın önünde durma. Bunun nedeni östrojen. Östrojen pisişik olarak normalde bir ineğin yapmaması gereken davranışlara neden oluyor. Ve biz bu davranışları gözlemleyerek östrusu tespit edebiliyoruz, belirleyebiliyoruz. Bunlara eşlik eden özellikle çağrı akıntısındaki artış. Normalde çağrı akıntısı var. Bu akıntının kökeni serviksteki goblet hücreleri, sekretörik hücreler. Bu sekretörik hücrelere östrojenin etkisiyle buradaki sekretöryal bezlerin aktive olması ile bu akıntı miktarı artıyor. Daha fazla üretilmeye başlıyor. Bu da çiftleşmeye hazırlama. Yine buradaki damarlar genişleyerek daha fazla kan akımına neden oluyor ve özellikle ödeme, vulvada ödeme, dış belirti olarak vulvada ödeme. Vulva dudaklarını hafif aralarsak yine bir dış belirti sarabiliriz. Hafif kızarıklık, yani hiperemi de görebiliriz. Yine psikolojik olarak hayvanda hareketlilik artışı, diğer hayvanlar yatarken, dinlenirken bu hayvanın ayakta olması, gözlerinin adeta açılması, gözlerinin daha kızarık bir hal alması, hiperemik bir hal alması, yem veren bakıcısına ya da sahibine ilgi göstermesi, koklama davranışları, çevresini koklama, çünkü boğayı arıyor arkadaşlar, böğürme möğleme nedeni de boğayı çağırıyor çiftleşme için. Bu dönemin kısa olmasının nedeni, ben hep söylerim, bu hayvanları biz
vahşi doğadan evcitmişiz. Normalde hayvanlar sürekli çiftleşme davranışı göstermeye kalksa diğer vahşi hayvanlara yem olabilir. Onları da çünkü en korunaksız dönemleri bu dönemler. Onlara yem olabilir. Onun için doğada böyle bir mekanizma gelişmiş durumda. Belirli dönemde kızgınlık gösteriyor ve o dönemde üremeye uygun hale geliyor. Yoksa bu sürekli devam etse bu hayvanların yaşayabilmesi mümkün olmazdı. Ya av olurlardı ya da beslenemezler. Zaten bu dönemde beslenmede de azalma oluyor. Bu da süt verimindeki azalma olarak yansıyor. Süt veriminde bir düşüş meydana geliyor. Bu da bir östrus aslında belirtisi olarak gözlemlenebilir. Bütün bu bulgular var ise biz bu hayvanda östrus var ya da kızgınlığa girmiş diyebiliriz. Birçok tabir var. Halk dilinde boğasak diyorlar, boğaya gelme diyorlar. Tabii biz bu noktada veteriner hekim olarak iç belirtilere de bakmamız gerekiyor. İç belirtiler olarak ilk önce hemen biraz önce söyledim. Vajinaya bakmamız gerekiyor. Vulva dudaklarını aralar aralamaz ne göreceğiz? Bir hiperemi göreceğiz. Çağrı akıntısını görebiliriz ya da çağrı akıntısı uzun, ince, ipimsi, berrak, içinde herhangi bir irin olmayan bir akıntı olması lazım. Bu akıntı bazen kuyruğa da sıvanıyor. Burada bir kirlenmeye neden oluyor. Bunu biz her zaman göremiyoruz. Daha çağrı akıntısı olabilir. Çağrı akıntısındaki miktar artışı zaten bir belirti. Bu görünebilir hale geliyor artık. Yine bir spekulum aracılığıyla vajina mukozasına, duvarına baktığımız zaman ödemsi, hiperemik bir hal almış olarak görürüz. Yine vulva dudakları ödemlidir. Bu manipülasyonları yaparken hayvanlar çiftleşme pozisyonu alır, kuyruğu yana doğru atar. Yine bu bir önce söylemedim, aşım dalmışları arttığı için kuyruğu kaldırma, lordozis, hafif beli bükme gibi davranışlar da sergiler hayvan. Aynı zamanda sürekli aşım olduğu için sakral bölgedeki kıllarda aşınma, derisinde aşınma, kıllarda dökülme veya sırt bel çevresinde kirlenmeler de dış belirti olarak sayabiliriz. Hemen burada ekleyeyim, onu söylemedim. Rektal muayeneye geçecek olursak yine östrojenik etki de oluyor bunlar. Miyometriyumdaki hücrelere etki eden östrojen bunların kasılmasına neden oluyor ve tonosite artışı olarak, yani bir sucuk gibi elimize gelir. Normalde biz serviksi buluruz diğer organları bulabilmek için. Bizim kılavuz organımız rektal muayenede servikstir. Burada bir tonosite artışı. Elimizi biraz servikse tuttuğumuz zaman iyice çağrı gelmesi görülebilir. Yine bu dış ve iç belirti beraber izlenmiş olabilir, gözlenmiş olabilir. Yine devam edip baktığımızda ovaryumları bulduğumuzda ovaryum üzerinde bir büyük folikül saptayabiliriz. Vişne, kiraz büyüklüğünde elimize gelebilir. Fakat biz bunu manipüle ederken çok dikkat etmemiz gerekir. Elimizin altında patlayabilir. Bu durumda gebelik şansı azalacaktır ya da hiç kalmayacaktır. Onun için çok dikkat etmemiz lazım. Ben bu noktada eğer ultrasonografimiz varsa ultrasonografiyle, eğer folikülü tespit etmek istiyorsak ultrasonografiyle tespit etmeyi salık veriyorum. Daha doğru olacaktır. Herhangi bir folikül patlamasını, erken patlamasını engellemek için. Bu noktada bazen korpustüyüm kalıntısı da belirlenebilir. Bu büyük ihtimalle aktif değildir. İç belirtilerimiz de böyle. Östrus'un tabii belirtilerinin saptanması lazım. Bunu biz yapmayacağız arkadaşlar. Biz veteriner hekimiz tabii ki. Biz sadece anemnezi alırız. Hayvan sahibini yönlendiririz. Ancak bizde suni tonlamanın başarısında en önemli faktör o östrusun doğru saptanmasıdır. Çünkü biz östrusa göre uygun suni tonlama zamanımızı belirleriz. Östrusun saptanmasında ise gözlem çok önemli bir faktör. Birçok yeni cihazlar çıktı. Bunlar elektronik cihazlar da var. İşte video ile çalışan cihazlar da var. Fakat bunlar gözlemin yerini tam alamıyor. Çünkü gözlem gerçekten çok önemli. Doğru saptamak için. Bu cihazların kullanımı sadece bizi yönlendiriyor ya da işte östrus tespit oranlarını arttırmaya yönelik bazı önlemler gibi görebiliriz biz bunları. Ee,
Gözlem çok önemli. Günde en az 3 kere 4 kere sürüyü gözlemlemek gerekiyor. Bunu tabii biz yapmayacağız. Bunu yetiştirici ya da hayvan bakıcısı yapacak. Biz bunu anlatacağız. Östrus dış semptomlarını söyleyeceğiz. Zaten onlar biliyordur ama bunu gözlemlemiyorlar bazen. Yeterince gözlem yapamıyorlar. Günde 3 kere, hatta geceleri bile, çünkü genellikle kızgınlık belirtileri geceleri artar, gözükür. Sakin ortamda başlar genellikle kızgınlıklar, semptomları. Gözlem çok önemli. Günde en az 3 kere yarım saatlik, hiç olmazsa 20 dakikalık periyotlarla, örneğin su vermede, yem vermede, suya bırakmada bu semptomları, düş semptomları gözlemlemesini bekleriz. Ancak bu çoğu zaman mümkün olmuyor. Onun için bazı yöntemler kullanılıyor. Örneğin arama boğaları, penisi deviye edilmiş ya da kısmen kastre edilmiş veya işte testosteron uygulanmış dişiler de kullanılabilir burada. Elden çıkartılmış dişilere testosteron verilerek arama hayvanı yapılabilir, arama boğası yapılabilir. Bunun tespitinde bazen sürüler çok büyük oluyor. Chin ball denilen bir şey var. Çene altı topu diye geçiyor. Bu boya içeren bir haznesi var ve bu hazne hayvanları boyuyor. Ne yapıyor? Bu hayvan aşım yaptığında arama boğamız. Tabii bu aşımı gerçekleştiremiyor arkadaşlar. Penis deviye edilmiş ya da bir şekilde kastre edilmiş. Çiftleşme olsa bile hayvan steril. Boyuyor hayvanı ve böylelikle örneğin hayvanlar ahıra geldiğinde tekrar o hayvanlara yeniden gözlemlenebiliyor ya da işte veteriner hekim çağrılıp iç semptomlar var mı bakması sağlanıyor ve suni tohumla yaptırılabiliyor sonrasında. Boya içeren kapsüllerin kullanılması var. Boya içeren kapsüller sakral bölgeye yerleştiriliyor. Bu da yine standing östrusun belirlenmesine yönelik. Yani atlayan hayvanın önünde duruyor mu durmuyor mu ona bakmaya yönelik bir yöntem. Bunların yine elektronik bazı basınç ölçer cihazlar var. Yani atlanıp atlanmadığını, belirli yanıp yanıp sönme LED lambası var. Yanıp yanıp sönüyor. Bununla da ne yapıyoruz? Ne zaman kızgınlığa geldi? Her bir yanma örneğin 2 saat. 2 saat önce kızgınlığa gelmiş. Bir kere yanarsa işte 4 kere yanarsa 8 saat önce kızgınlığı başlamış, yani standing gösterisi başlamış önünde durma. Burada boyada da kapsül patlıyor ve boya saçılıyor. Böyle de belirleyebiliyoruz. Son zamanlarda bazı özel cihazlar çıktı. Boyuna bağlanan ve GPS ile çalışan, uydudan ya da işte özel alıcılarla çalışan hayvanın ne kadar mesafe kat ettiğini normalde belirliyor. Eğer bu mesafe kat ediş artarsa bu cep telefonuna bir mesaj olarak geliyor. Eskiden beri kullanılan pedometre de var. Bu da yine östrusa bağlı hareket artışını belirleyen bir yöntem. Tabii bunları biz bağlı sistemlerde kullanamıyoruz. Açık alanlarda gezen hayvanlarda kullanılabilir yöntem. Ama en önemli östrus saptama yöntemi arkadaşlar gözlemdir. Bunu unutmayalım. Östrus arkadaşlar varyasyon gösterebilir. Her hayvan için farklılık gösterebilir. Aynı hayvanın farklı östrusları da farklı süreler sürebilir. Durumuna göre, semptom durumuna göre, kondisyonuna göre. Bazen hızlı veya kısa östrus gözükebilir. Bunları özellikle biz düvelerde görüyoruz. Hızlı geçiyor. 4 saat, 5 saatte kızgınlık bitiveriyor. Bunun dezavantajı şu. Biz östrusları kaçırabiliriz. Yani uygun suni tohumlama zamanlarını kaçırabilir yetiştirici ya da bakıcı. Tabii bize de haber vermez. Yüksek verimli hayvanlarda da ve streste de bu durumla karşılaşıyoruz. Bunun nedeni de hayvan aslında kendini korumaya alıyor. Yüksek verimli hayvanlarda östrus belirtileri ya hiç gözükmüyor. Sessiz kızgınlık diyoruz. Veya çok hızlı geçiyor. Akşamları geceleri olduğu için de bu gözlemlenemeyebiliyor. Sabah olduğunda hiçbir belirti ortada yok kalmıyor. Ama yine ovülasyonlar şekilleniyor. Bir nevi hayvan kendini yüksek verimli olduğu için GnRH ile ilgili ya da işte genel mekanizma ile ilgili bir duraksama sağlıyor ve böylelikle östruslar
tam gözlemlenemeyebiliyor. Bazen sessiz veya sakin kızgınlık da olabiliyor. Yüksek verimli hayvanlarda yine gözüküyor bu. Bunda da hayvan normal ovaryumları gelişse de, preovulatif folikül gelişse de hayvanda östrus semptomları gözlemlenemeyebiliyor. Bir de uzamış uzun süren östruslar var. Bunlar bazen geciken ovülasyonlarda veya ikili ovülasyon olabiliyor. Aynı anda iki folikül gelişiyor. Peş peşe ovüle oluyor. Ancak bu esnada bir folikül ovüle olduktan sonra diğer kalan folikülden halen östrojen sentezi gerçekleşiyor ve bunun sonucunda da ne olmuş oluyor? Hayvanın kızgınlığı uzamış oluyor. Bazen peş peşe östrus gözüküyor. Bir östrus belirtileri geçer gibi oluyor. Hayvan tekrar östrus gösteriyor. Bu da yine birden fazla folikül gelişimine bağlı oluyor. Yalnız şunu da es parantez belirteyim, bir parantez açarak. Biz hayvanlarda, ineklerde, sığırlarda çoklu gebelik istemiyoruz. Çoklu ovülasyonları da çok olumlu görmüyoruz. Bu çoklu ovülasyonlar da genellikle sıcak stresine bağlı şekilleniyor. Fertilite düşüyor ama bu foliküler dinamik bozulduğundan genellikle çoklu ovülasyonlarla karşılaşıyoruz. Çoklu ovülasyonların sığırlarda şöyle bir dezavantajı var. Free Martinismus'a neden olabiliyor. Eğer iki gebelik şekillenirse, birisi erkek birisi dişi olursa Free Martinismus şekillenebiliyor. Bu noktada bir de parasiklik östrustan bahsetmemiz gerekiyor. Östrus siklusu sürecinde zaten anlattık. Dörde ayırıyoruz. Östrus, metöstrus, diöstrus ve proöstrus. Normalde hayvan kızgınlık gösteriyor. Hatta suyu tohumlama bile yapılıyor zamanında. Birazdan ondan da bir hemen değinerek bitireceğim konuyu. Zamanında kızgınlık gözüküyor. Ancak biz suyu tohumlama yapıyoruz. Sonrasında hayvan işte 8-10 gün sonra yeniden kızgınlık gösteriyor. Bunun nedeni biraz önce bahsettiğim gibi dersin başında diöstrüste foliküler dalgalar halen devam ediyor. Ancak bu foliküler dalgalardan gelişen dominant foliküller ovülü olabilecek aşamaya ulaşamıyor ya da ovülü olmuyor. Nedeni de preovülatörik GnRH salınımının progesteron tarafından engellenmesi. Ancak dediğim gibi halen foliküler gelişim var. Bu foliküller östrojen üretiyor. İşte böyle bir foliküler dalganın en üst noktasına gelindiğinde östrojen seviyesinin yükselmesine bağlı olarak hayvanlar kızgınlık gösterebiliyor. Kızgınlık belirtileri gösterebiliyor. Buna biz parasiklik östrus diyoruz. Bu durumda tekrar suni tohumla yapmıyoruz. Hayvanın bir önce eğer suni tohumla yapmışsak, normal 8-10 gün önce bir suni tohumla yapmışsak hayvanın gebeliğiyle ilgili bir bilgi vermiyor. Yani hayvan dönmüş olmuyor ya da tekrar kızgınlık göstermiş olmuyor. Buna parasiklik, yani siklus dışındaki östrus diyoruz. Hatta böyle durumlara biz gebelikte bile rastlayabiliyoruz. Normal hayvan gebeliğine devam ediyor. Bu foliküler dinamik içsel olarak devam ettiği için ovülü olmayacak şekilde biz yine bu durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlara parasiklik östrus deniyor arkadaşlar. Bu noktada bir de şuna değinmek lazım. Sık karşılaşılıyor. Özellikle düvelerde. Metöstrus kanaması diye bir olgu var. Östrusun bitiminden 1-2 gün sonra vulva dudaklarından seröz, kanlı bir akıntı geliyor, akışkan. Buna biz metöstrus kanaması diyoruz. Östrus ve suni tohumlamayı genellikle takiben gözüktüğü için suni tohumlamayla ilişkilendiriliyor. Yani suni tohumlamanın yanlış yapılması, hayvana zarar verilmesi, hayvanın gebe kalmamasıyla ilişkilendiriyor yetiştirici ya da hayvan bakıcısı. Bu noktada bizim metöstrus kanamasını iyi tespit etmemiz lazım. Doğru tespit etmemiz lazım ve yetiştiriciye doğru yönlendirmemiz lazım. Böyle bir olguyla bize gelindiğinde östrusun bitiminden ya da suni tohumlamadan 1-2 gün sonra şekillenmiş bir kanama ile gelindiğinde biz başvuran hayvan sahibini doğru bir şekilde aydınlatarak bunun kızgınlık sonrası görülebilecek normal bir fizyolojik durum olduğunu açıklamamız lazım. Bunun nedeni de arkadaşlar östrus dönemindeki östrojendeki artış sonrasında özellikle uterus endometriyumundaki kılcal damarlardaki permeabilite artışı ve eritrodiyapetez sonucunda, yani herhangi bir damar zedelenmesi, yırtılması değil de bu damar çeperlerinin genişlemesi ve eritrositlerin damar dışına eritrodiyapetez de çıkması, yani göç etmesiyle ve bu
akıntının da dışarı atılmasıyla oluşan bir durum. Bu akıntı hayvanın gebeliği ile ilgili bir bilgi vermez ama şöyle bir bilgi verebilir arkadaşlar. Eğer biz suyu tohumumuzu bu kanamadan bir iki gün önce yaptıysak doğru bir zamanda suyu tohumla yapmışızdır diye düşünebiliriz. Böyle bir bize kolaylık sağlayabilir. Ancak bu bizim suyu tohumumuzun başarılı ya da başarısız olması ile ilgili bir bilgi vermez. Genellikle hayvan sahibi ya da bakıcısı hayvanın yaralandığı, suyu tohumla esnasında zarar gördüğü ile ilgili size başvurabilir. Bu durumu doğru bir şekilde açıklayıp fizyolojik bir olgu olduğunu hayvan sahibinin anlayacağı bir şekilde anlatmak gerekir arkadaşlar. Bu haftalık bu kadar anlatmak istiyorum. Önümüzdeki dersimizde en uygun suyu tohumlama zamanı ve diğer konularımıza devam edeceğiz. Böylelikle umarım daha yararlı oluruz. Bu hafta östrus siklusu, östrus siklusarındaki östrus belirtileri ve östrus belirtilerindeki varyasyonları anlattık ve bazı fizyolojik olgulara değindik. Önümüzdeki hafta en uygun suyu tohumlama zamanının belirlenmesi ve en uygun suyu tohumlama zamanıyla devam edip rektovajinal suyu tohumlama yönteminden bahsedeceğim. İyi çalışmalar dilerim.